Hemofili X kromozomu üzerindeki resesif ya da çekinik bir gen yoluyla anne babadan çocuğa geçen ve kanın pıhtılaşmasını önleyen bir hastalıktır. Taşıyıcı bir kadın ve hemofili hastası bir erkeğin günün birinde bir kız çocukları olacağını varsayalım, tamam mı? Sizce bu kızın hemofili hastası olarak dünyaya gelme ihtimali yüzde kaçtır? Soru ilginizi çektiyse eğer, bence videoyu durdurun ve cevabı kendiniz bulmaya çalışın ya da hiç zahmet etmeyin cevabı birlikte arayalım. Bunun için öncelikle anne ve babanın genotiplerine bir bakmak gerek. Anne ile başlayalım. Başta da söylediğim gibi bu X kromozomuna bağlı resesif yani çekinik bir genetik özellik. O halde burada söz konusu olan cinsiyet kromozomları öyle değil mi? Ve eğer anneden söz ediyorsak anne dişi olduğu için kromozomlar da XX şeklinde olmalı. Yani 2X kromozomuna sahip. Baba ise erkek olduğu için bir X ve bir Y kromozomuna sahip olacak. Evet, şu andan itibaren hemofiliyi konuya dahil edebiliriz. Ne diyordu soruda? Ne diyorduk? Taşıyıcı bir kadın diyor değil mi? Yani anne, taşıyıcı. Peki taşıyıcı olması ne anlama geliyor? İki adet X kromozomundan birinde hemofili aleli varken diğerinde olmadığı anlamına geliyor. Yani kendisinde böyle bir hastalık aslında yok. Ama X kromozomlarından birinde bu çekinik e, hemofili alelini taşıyor. Bu yüzden de taşıyıcı sayılıyor adı üstünde. O halde gelin şemayı şöyle oluşturalım. Annenin X kromozomlarından birinde hemofili yok. Buradaki baskın aleli büyük H harfiyle gösteriyorum tamam mı? Büyük H'yi gördüğünüzde bilin ki burada hemofili aleli yok. Baskın gen ya da aleller şema üzerinde genellikle büyük harfle gösterilir küçük h'yi de hemofili aleline sahip olan x kromozomu için kullanalım. Gördüğünüz gibi baskın olan için büyük, çekinik olan için küçük harf kullandık. O halde küçük h'yi gördüğümüzde burada hemofili aleli olduğunu anlayacağız. Peki ya babada durum nasıl? Evet, o da şöyle. Sonuçta bu x'e bağlı bir çekinik gen özelliği. Babada haliyle bir tek X kromozomu var ve maalesef başta verilen bilgiden kendisinin bir hemofili hastası olduğunu biliyoruz. O halde babanın X kromozomunda hemofili aleli mevcut demek bu. Ve cinsiyeti itibarıyla bu hemofili alelini baskılayacak bir X kromozomuna daha sahip değil. Bu yüzden de hastalık ben buradayım diyor. O zaman gelin bunları bir punet karesine oturtup şemalaştıralım. Yine söylediğim gibi bu in belki Punnett İngilizcede Punnett olarak da söyleniyor olabilir ama Punnett diye yazıldığı için biz Punnett karesi diyoruz. Punnett karesini oturttuk şimdi. Baba doğacak çocuğuna hemofili aleli taşıyan X kromozomunu ya da Y kromozomunu aktarabilir. Öte yandan anne de hemofili aleli taşımayan X kromozomunu ya da hemofili aleli taşıyan X kromozomunu aktarabilir. Şu anda bayağı ufak bir e, Punnett karesi çiziyorum. İşte oldu. Elimizde hangi senaryolar var bir bakalım. Şu sol üst köşedeki senaryoda anneden hemofili aleli bulunmayan bir X kromozomu alalım. Babadansa hemofili aleli bulunan X kromozomunu alalım. Kendisinde başka bir X kromozomu da zaten yok. Evet ilk senaryomuz bu. Hemen alttaki hücrede de ikinci senaryomuz yer alıyor. Bu defa hem anneden hem de babadan hemofili aleli taşıyan birer X kromozomu olsun. Gelelim üçüncü senaryoya. Burada da anneden hemofili aleli barındırmayan bir X kromozomu ile babadan bir Y kromozomu yan yana gelsin. Dördüncü ve son senaryomuzda ise anneden hemofili aleli barındıran bir X kromozomuyla babadan bir Y kromozomu eşleşsin. İşte oldu. Pekala şu durumda bu anne babanın kızlarının hemofili hastası olma ihtimali nedir? Bu senaryolardan hangileri bir kız çocuğuna işaret ediyor? XX'li olanlar değil mi? Doğacak çocuğun cinsiyeti ancak bu şekilde kız olur. Diğer iki senaryoda ise birer Y kromozomu var. Yani bunlar çocuğun cinsiyetinin erkek olacağı dolayısıyla baştaki soruya cevap vermek adına hiç de odaklanmadığımız senaryolar olduğunu bize söylüyor. Şimdilik bizi ilgilendiren senaryolar bu ikisi. Şu iki kareyi ayrı bir çerçeveyle burada belirtelim. Evet, tamamdır. Söz konusu bu iki senaryodan birinde yani şu alttakinde İki adet çekinik ya da resesif alel görüyoruz. Ve bu aleller doğacak çocuğun sağlığına halel getiriyor maalesef. Yani bu senaryoda bebek hemofili hastası olarak doğar. O halde olasılık ne? İki senaryodan biri öyle değil mi? Yani yüzde elli. Punet karesi e, bu tarz sorulara cevap ararken çok işe yarıyor. Mesela aynı çiftin hemofili hastası bir oğullarının olma ihtimali nedir diye sorulsaydı, bu dört senaryodan yalnızca birinde böyle bir sonuç ortaya çıkacağından cevap yüzde 25 olurdu. Aynı şekilde doğacak bebeğin hemofili hastası olmayan bir erkek olma ihtimali de yine yüzde 25'tir. Peki ya cinsiyetine bakılmaksızın doğacak çocuğun hemofili hastası olma ihtimali? Hemen bakalım. Alttaki şu iki kutucuk öyle değil mi? Yani dört senaryodan yine ikisi. Yüzde 50. Doğacak erkek bebeğin hemofili hastası olmama ihtimaline ne dersiniz? Yani olasılık yüzdesine. Bu sorunun aslında ilk sorudan pek bir farkı yok değil mi? Aynı şey ama cinsiyeti değişiyor. O zaman doğrudan sağdaki şu iki kutucuğa bu sefer bakıyoruz. Zira bebeğin cinsiyeti zaten belirtilmiş yine. Şu üstteki kutucuğa yazdığımız senaryoda herhangi bir hemofili riski yok. Bunda var. İkide bir. Yani yine yüzde elli. Umarım bu örnek konuyu anlamanız için faydalı olmuştur.